Erman. Erman. Hadi kalk Erman. Hayırdır abiye, deprem mi oldu? Yok, Allah korusun. Ev üstü mü bastı? Yok. Kırkız mı girdi? Erman ne kırkızı? Beni bu yapama ne dedim var ya, Allah'ın seversine. Beni bu yapama ne dedim var ya? Kızım bugün pazar, pazar. Ben hafta içi köpekler gibi çalışmış adamım ya. Bırak da bugün öğlene kadar geyle geyle, yana yana uyuyayım ya. Yeter ya. Dokanma. Dokanma arkadaş. Lütfen ya. Türk malı, Türk malı. Türk malı, Türk malı. Türk malı, Türk malı. Türk malı, Türk malı. Günaydın bir tanem. Affedersin ben. Bunları unuttum. Saatin tik tak sesinden uyuyamıyorum ya. Günaydın aşkım. Günaydın. Ne zaman uyandın bakayım sen? Hiç uyumadım ki uyanayım. Neden bir tanem? Neden uyumadın? Hasta falan mısın yoksa? Dur bakayım, ateşin mi var? Yok yok yok, iyiyim iyiyim. Hiç sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Böyle yatağın içinde döndüm durdum sadece. Neden bir tanem, kafana bir şey mi takıldı yoksa? Evet. Komşularımız takıldı. Erman, hadi kalksana. Yeni komşulara misafirliğe davetliyiz ya bugün. Vallahi mi diyorsun kız? Hadi ben onu dün gece gördüğüm kabusun bir parçası sanıyordum ha. Ay hiç boşuna kıvırtmaya çalışma Erman. Dün gece koynuma girmeden önce söz verdin bana. Ya arkadaş, biz erkek milleti ne cinsiz ya. Vallahi diyorum bak ya. Yani kaleyi fethetmek için surlara dayandığımız anda... İçeri girene kadar her türlü maymunluğu, her türlü pisliği yapıyoruz. Artık aklına ne geliyorsa yani. Kusura kalma. Aşkım? Aşkım ne oldu sana? Neden komşularımız hakkında bu kadar endişelisin? Gece ben uyurken gürültü mü yaptılar yoksa? Bugün bize kahvaltıya geliyorlar, yetmez mi? Ay tanem sen... Kahvaltıyı mı taktın kafana? Ha? Sen kahvaltıyı mı taktın kafana? Ben sana yardım ederim, hiçbir şey olmaz. Hem biliyorsun değil mi, sen artık evli bir kadınsın. Yani bir ev kadınısın. Ha, bankadaki işinin dışında. Bundan sonra bizim ziyaretçimiz, misafirimiz çok olacak hayatım. O yüzden sen hiç endişe etme. Ben misafir ağırlamaktan korkmuyorum ki Gökhan'cığım. Neden korkuyorsun bir tanem? Kuzulardan korkuyorum. Erman, 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 Erman. Ya Erman kalk dedim sana ya, insanlar bizi bekliyorlar. Saat kaç abiye? 8:30. Ya kızım sen ne saçma sapan bir kadınsın ya. Sen manyak mısın ya? Sabah 8:30'da misafirliğe gidilir mi ya? Allah'ı seversen yat. Lütfen uykumu açma benim. Rica ediyorum, açma. İkindiye kadar yatalım. Akşam kalkarız, çaylarını içeriz. Hava karardı mı da eve geliriz hadi. Hadi. Olmaz ya Erman, olmaz. İnsanlar bizi sabah kahvaltısına bekliyorlar ya, lütfen. Lütfen kalk, anca hazırlanırız ya. Ya nereye hazırlanıyorsun kızım sen ya? Olimpiyatlara mı hazırlanıyoruz biz ya? Alt tarafı içimize bir pantolon geçireceğiz o kadar. Ne? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu tepki ne? Bak pazar günleri benimle konuşmalarına dikkat et. Allah'ını seversen dikkat et. Bak ben sinir hastasıyım, ona göre. Bir pazarım var. Lütfen, lütfen. Erman, bismillah hemen başladık. Hemen maşallah seviyeyi aşağılara çektin. Argo, diz boyu, ne kadar hoşlanmadığın şey varsa hepsini sıraladın. Bu da güne başlayışımız yani. Terbiyesiz. Saygısız. Ya kendini ne yapıyor arkadaş? Ya konuşma! Türk balı, Türk balı, hey! Türk balı, aile
Allah belanı vermesin. Türk balığı, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der mi? Belanı vermesin seni. Arkadaş gitmiyorum lan. Ölene kadar da gitmeyeceğim. Gel götür hadi. Oy ayaklarım ne oldu lan? Kafasına nelerde takarmış benim aşkım. Aşkım durumu fazla abartmıyor musun? Hadi kalk. Salona inip yoga yapalım. Biraz rahatlarsın, gevşersin. Hadi kalk. Sen tabii abiye kuzuyu tanımadığın için böyle rahat ve gevşek olman çok normal Gökhan'cığım. Ha gevşek mi? Bir tanem. Sabah sabah ağzını bozma lütfen. Lütfen. Affedersin. Affedersin hayatım. Gerginliğime ver. Affedersin. Önemli değil. Bir tane benim merak ettiğim bir konu var. Madem komşularımızdan bu kadar endişelisin, neden onları kahvaltıya davet ettin? Ben davet etmedim ki. Kadın kendisi zorla davet ettirdi kendilerini. Türk balı, Türk balı. Ya yeter ya, Allah'ını seversen yeter ya. Benim bir pazarım var, kurban olayım, bunlarla geçittirme. Ben fok balıyım her gün banyo yapıyorum ya. İki gün önce banyo yaptım zaten. Gece de kusur yaptım, istimi aldım. Tamamdır da. Erman, misafirliğe gideceğiz, ailecek akbak olmak zorundayız. Arkadaş, bir aile reisine bu kadar eziyet edilir mi ya? Bir pazar günüm var. Günümden bir pazar günüm var. Buna ben şiir bile yazarım, bir pazar günüm var. Yeter. Erman, çok konuşma, kaldır kollarını. Al. Ya kurban olduğum Allah'ım nedir bu arkadaş ya? Ya abi ya, Allah'ını kitabını seversen bak. Gidip şu yan komşumuza desen ki kusura kalmayın geleceydik ama benim kocam 2 kilo kuru kayısı yedi. Arkasına bir de soğuk su içti. Onun arkasından gitti betona oturdu yarım saat. Arkasından cırcır oldu desen. Yani çok ısrar etmesine rağmen gelemedi desen. Ben de şu pazar günü evde hazır siz yokken rahat rahat geçirsem. Akşama kadar ayaklarımı yaysam uzatsam böyle. Ne olur? Ne olur? Allah'tan çok bir şey istiyorum ya. Erman, çok güzel. Çok güzel, seni tebrik ediyorum. Beni hiç şaşırtmıyorsun biliyor musun Erman? Demek senin dün kötü emellerini alet edebilmek için beni bana yalandan sözler verdin öyle mi Erman? Böyle hareket yapma. Allah Allah. Yavaş. Arda. Ne yapıyorsun sen ya? Zihin gücümü kullanarak paketin içindeki çikolatalara ulaşmaya çalışıyorum. Arda sen şuursuz musun ya? Şşt! Sessiz ol bacım. Konsantrasyonunu bozma. Çok az kaldı. Paketi açmadan içindekilerden birkaçını yemeyi başaracağım birazdan. Ay Arda sen ne kromatik bir insansın ya. Bacı deyip durmasana bana artık. Allah'ım yarabbim ya. Erman! Erman! Ya hadi acele et biraz, geç kalıyoruz. Diyorsun ki piskiletlerin aylık bakımı var. Bu ayki bakım da Erman abinin evinde olacak. Müştak Bey'in emriyle altına not düş. Tamam mı? Kadınların altın gibi, unutma. Altın günleri oluyor, toprak aynı onun gibi olacak. Sen kapıya gel, ben gerisini anlatırım. Planım çok iyi, merak etme. Sen bunu yap, kurban olayım, bir tek isteğim o. Hadi Allah'a emanet, görüşürüz. Çabuk olun, çabuk çabuk. Hadi bakalım. Abiye Hanım, er mi yaman, Erman mı yaman? Hiçbir kuvvet beni pazar günü evden dışarı çıkaramaz. Erman! Geldim, Allah hayatımın Erman. Hatası, geldim. Hadi ama Erman! Erman! Ay yeter ya! Ya Erman! Aa! Ya geldim, geldim. Ne öyle sabah sabah horoz gibi ya? Ne misafirlikmiş arkadaş? Bıktım ya. Dur, dur. Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Su küçüğün kapı büyüğün. Evde büyükler kapıyı açar. Selamün aleyküm Erman abi. Aleyküm selam, aleyküm selam Rıdvan. Ya Rıdvan neredesin sen ya? Gözü kör olmayasınca. Sütüs, sen ne işin var? Bunu kim getirdin? Senin bisikletini ben getirdim Erman abi. Hem bak kalori de yakmış oldum. Basenlerden gitti yani. Ah ya. Erman abicim, sen bana dedin ya Zehra ile gel diye. Evet. Üçüncü bisiklet boşta kaldı, onu da bu aldı işte. Ha, mevzu bu. Tabii. Güzel, güzel. Ama ben çok yoruldum buraya kadar ya. Süsüncüsü var mı yanında? Evet, var. Ah ya.
Arkadaş yemin ediyorum böyle gurur duyuyorum böyle paylaşımlarda falan. İnsanın işi gibi yok yemin ediyorum bak ya. Mesai arkadaşlarının yanında valla tüylerim diken diken oluyor ya. Gelinle size şimdi. Tamam değil mi? Herkes görevini anladı. Anladık Erman abi. Ne oldu lan? Yine neyi anlamadın sesiniz? Ya abiye yengen olacak Erman abi. Gelip ben de bisikletlerin bakımını yapmak istiyorum derse ne yapacağız? Oğlum sen abiye yengenin bana ne zaman yardımcı olduğunu gördün lan. Şimdi ne yapacak ki yani? Bırak gelmesin. Gelirse işimizi bozar. Şimdi herkes geçsin bakayım yerlerine. Hadi hadi hadi. Bana bakın telefonu çaldırdığım zaman gelip kapıyı çalacaksınız. Tamam mı? Tamam. Unutmayın. Hadi gidin gidin hadi. Hadi. Gene ne oldu bir tanem? Artık geri dönüşümüz yok Gökhan. Kuzular beni gördü. Durun, dinleyin ya. Sen kimsin lan bizi durduruyorsun bu evde? Dur enişte anlatacağım ya. Susun. Özellikle sen hiç konuşma. Benim Ezgi ile sizin düşündüğünüz gibi bir münasebetim olmadı. Biz yattık uyuduk sadece. Zaten arada yastık vardı. Ay, doğru mu söylüyorsun aşkım? Tabii kızım, sen uyandığında üstünde elbiselerin yok muydu? Vardı. Sen geldiğinde nasıl durumdalardı bunlar? Normal. Enişte dinle. Bu bir yudum bira içti, ondan sonra sızdı zaten. Ben de o halde Ezgi'yi göndermek istemediğim için uyusun kız, sabah toparlanır, öyle gider diye düşündüm. Uyuttum onu. Kötü bir şey mi yaptım? İnsanlık yaptık, bu mu yani sonucu? Allah belanı vermesin seni. Alkol mü alıyorsun oğlum bu evde? Alkol mu alıyorsun oğlum bu evde? Kendine gel kendine. Ayaklarını kırarım bak. Erman. Erman. İnsanlık yapmış çocuk. İnsanlık yapmış. Lütfen çok yanlış hareketler bunlar. Yarcan benim mükemmel kardeşim. Bırak abla ya. Bırak Allah aşkına. Sabahtan beri beni tokat manyağı yaptınız ya. Sen oradan vuruyorsun. Eniştem elinde kalasla. Nişanlımın karşısında. Çok ayıp ya. Boşaltın bu olayı. Ay, affet beni sevgilim tamam mı? Sen niye bunu ayırıyorsun eline? Koymayın kızım eve. Koymayın eve. Şunu ben bir ağız tadıyla dövmeyeceğim mi ya? Hadi. Hemen odana saldırıyor. Ne yapayım? Sen de çıkıp beni yalnız bırak. Biraz bu olaylar üzerine düşüneceğim. Çıkın. Hadi sen de. Hadi. Ağzımı burnumu dağıtacaktı adam ya. Nerede kaldınız lan? Gelin ben. Tamam tamam. Ay resmen termosifanın odunları tam sönmemiş. Ben de bu koku ne diyorum ha. Allah korusun. Erman. Ne oldu? Televizyonu aç bari. Ha? Erman ne yapıyorsun? Allah'ım 98'den beri ilk defa ailenecek bir yere gideceğiz. Çıkamadık evden. Çıkamadık evden. İnanamıyorum ya. Allah Allah. Kim bu densiz ya pazar pazar? Rıdvan. İyi günler abiye yenge. İyi günler Rıdvan. Senin ne işin var burada? Biz Erman abiye bisikletleri getirmiştik. Pazar pazar. Ya evet pazar pazar. Bu yeni emir. Müştak Şef'in yeni emri. Artık her pazar şey olacak, bisikletler bakıma girecek. Evet, bu pazarda sıra Erman abideymiş. Olmaz. Kusura kalmayın yani, kusura kalmayın. Olmaz. Yani Müştak Bey'in kanunları hafta içi cuma saat 6:30'a kadar geçerlidir. 6:30'dan sonra cumartesi pazar abiye kuzunun kanunları geçerlidir yani. Çok özür diliyorum. Gidin söyleyin, aynen böyle böyle dedi deyin. Hem bizde gres yağı falan da yok. Onu da söyleyeyim yani baştan. Onu şey yapalım yani, onu koyalım ortaya. Yani öyle bir şeyimiz de yok. Değil mi abiyeciğim? Gerekirse istifa ederim. Aynen bunu da iletiyor deyin yani. Hakikaten mi söyleyeyim yani? Evet söyleyin ama bizzat şey yapmayın, pazartesi söylersiniz. Şey yapmayın yani. Erman sen mükemmel bir aile reisisin. Bizim için kariyerini lütfen tehlikeye atma. Lütfen işinin başına git. Musafirliğe gitmek için 12 sene beklemişiz. Biraz daha bekleriz ne olur. Hayır abiye hayır. Kanunlarım benim kanunlarımdır. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın yani. Ben yumurta yemek istiyorum. Gitmiyorum. Lütfen. Hadi. Olmaz. Olmaz lütfen. Lütfen bisikletleri al git. Hem bizde gres yağı yok. Depoda gres yağı var mı? Var Erman. Lütfen git Erman. Netice olarak ne demek yani bu? Yani... Anlıyorum. Çocuk çok güzel anlattı. Vallahi anlattı diyorum ya abiye. Kusura kalma. Yani ben de çok istiyordum gelmeyi. Vallahi çocukla onların şeyi olduğu için. Ben bir gireyim çıkayım. 5 dakikaya şey yaparım.
Tamam Erman. Hadi biz de çıkalım. Tamam. Babamız gelemiyor deriz. Anahtarı al. Ha. Anahtar onu. Erman kuzu. Müştak Bey. Erman kuzu nedir bu rezalet? Nedir bu kepazelik Erman kuzu? Ha? Ha nedir bu hal? Yahu ben sana devlete zimmetli bisikletleri özel işlerinde kullanmayacaksın. Bunun çok ağır disiplin cezaları var demedim. Söylemedim. Ah ben hissettim. Ben hissettim. Sabah postanede sotaya yattım. Ne oldu? Bu üçü geldi bisikletleri aldı. Erman kuzunun bahçesine getirdi. Ma aile bisikletlerle pikniğe mi gidiyorsunuz? Ormana mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Müştak Bey ne demek piknik ne demek ya? Erman ne oluyor? Sen bu bisikletleri tamir ettirmeyecek miydin? Müştak Bey, bugün tamir günü Erman'da değil miydi? Siz böyle bir emir vermediniz mi? Kim efendim? Ben mi demişim? Evet. Ne münasebet? Nereden çıkarıyorsunuz da böyle bir şey? Erman, evet, senden bir açıklama bekliyorum. Ne açıklaması bekliyorsun ya? Sen bana inanmıyor musun lan? Açıklama beklemişsin lan. Haber bir senin buna. Tokadık oldun mu? Tutturun bak ha. Ne konuşuyorsun ya? Sen ne biçim konuşuyorsun hocana? Bana mı inanmıyorsun ya? Bir dakika ya, bir dakika. Osman Bey kusura kalmayın yani siz pazar sabahı kalkıp da gelmediniz mi buraya bisikletlerin bakımı var diye. Müştak Bey'in tabii bir dakika bir dakika ben o koltukta oturuyordum. Kapı çaldı Rıdvan geldi. Aa Rıdvan dedim çıktım koltuğun oradan şaşırmadı mı? Şaşırdım yalan söyleme. Bak gör ekspreso makinesi aldım 50 milyona gördün değil mi? Para nasıl harcanılıyor nasıl kazanılıyor gör. İşte kocanın ekmeğinde kozu olan bir insan yerinde. Yalan mı lan? Bana öyle bakma. O böyle kaç göz hareketi yok. Bir dakika. Burada delikanlı olacak. İndirin. Cevap verme. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz ya? Erman abi ya sen bize demedin mi hani bisikletleri alın gelin oğlum hiçbir şey sormayın dedin hani biz de geldik Erman abi. Erman? Ya hala bu hareketler ne arkadaş? İndir elini beline konuşurken bak hareket yapma ya. Benim kontrolüm yok. Ben seni nasıl arayayım ya? Allah Allah. Şefim yemin ederim aradı. Aha göstereyim. Ödemeli aradı. Buyurun bakın. Ben ödemeli aramam. Müştak Bey ödeyecek durumum yok Allah'a şükür. Ben bunu biliyorum. Hiç şey ödeyemez bu. Buyur. Sen dedin ya abi plan var dedin. Biz geldik ne hani. Ne planı Rıdvan? Kendine gel. Plan milan yapmam ben efendim. Ne planı ya? Manyak mıyım ben plan yapayım ya? Ben Rıdvan'la plan yapacağımı Zehra ile yaparım. Zehra ile de yapamam. Planın ne olduğunu ben sonra size bir şey anlatırım Müştak Bey planla ilgili. Ben yaparsam planı gündüzden yaparım. Sonra bırakırım planı. Zaten dedim yapmam yani. Yapmam ben efendim. Lütfen ya. İhtira var burada. Şimdi her şey anlaşılıyor. Şimdi her şey anlaşılıyor. Rıdvan senden hiç beklemezdim böyle bir şey. Tamam efendim sizden de çok özür diliyorum. Pazar sabahı rahatsız ettim sizi. İhtiyabullah. Seni de göz ardı ettim zannetme Erman kuzu. Seninle de bu ayrıca konuşacağız. Toparlayın şu bisikletleri. Derhal postanenin önüne. Hepinizle ayrıca görüşeceğim. Sidir. Su var mı lan? Evet var. Getir bir tane bana. Ah, Erman abi yaktın bizi ya. Yaktın bizi. Hoş geldiniz. Buradaydın. Merhabalar. Merhaba. Buyurun, buyurun. Buyurun, geçin. Ayaklarla mı giriyor? Evet, evet. Olmaz. Yere nimet dökülüyor. Ayağını basıyorsun. Bereket, bir şey kalmaz. Yapmayın. Terlik vereyim o zaman size, buyurun. Ben yanımda getireyim terlik. Erman'ın haberi yok işte. Siz buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun, çok buyurun. Sağ olun, zahmet olmuş. Gerçekten. Çikolata. Gökhan. Memnun oldum, geldiniz, Erman. Merhaba, aa, hoş geldiniz. Ben de memnunum. Hoş geldiniz. Ah. Şimdi giderken alacağım torbayı. Millet evini Topkapı Sarayı gibi yapmış. Biz daha doğalgaza geçemedik. Oh, oh, ay evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, afiyet. Gökhan Bey, ben bir çay alayım. Tabii, tabii, tabii hemen. Hayatım, ben... Birader kola var mı? Ben bakayım. Tuvarda kola. Arda. Çikolata ağzını tutun. İnsan Erman. Erman. Başkasının evinde yumurtayı ver. 10 gündür yumurta vermiyor. Çocuklar bakın burada börek de var ha. Kola kalmamış. Portakal suyu ben versem olur mu? Buyurun. Tamam mı? İster misiniz? Başka ne var bakın?
Ben bir bakayım hemen geliyorum. Teşekkürler. Portakal bende mide şişiriyor biliyor musun? Sevalcığım ben meyve suyu için büyük bir bardak rica ederim. Vişne. Buyurun vişne suyu. Buldum dolapta. İyi hadi bu oluyor tamam. Sevalcığım, üç et daha, üç tür kola istiyor yavrum. Üç tür, üç et yani. Birader kaymak siz mı? Bardak istemiştiniz değil mi? Büyük su bardağı. En büyüğünden. Yercan sen kolan geldi mi? Kola yokmuş. Yanlış seçtiği verdi, kola yoktu. Bu uygun mudur? Teşekkürler, sağ olun. Birader şunu açamadım ya, bir açsana. Hem ben geldim tabii. Hayır. İyi ki sucuk gibi bir şeyler yapmamışsınız. Kopar diye çok korktum vallahi. İlk tanışma. Ama canım da çekti. Bu çok eksi ya, çay olsun benim. Çay versene bana. Tamam ben hemen geliyorum. Bu fırlama, yarcam fırlama. Evde de böyle. Evimizin ne çakayına. Ben bunu alabilir miyim o zaman? Kaldı mı? Aldım. Yanlış. Çay istemiştiniz değil mi? Yumurta bitmiş galiba. Tabii daha yok. Yumurta vereyim ben isterseniz. Hop tamam. Ben yumurtadan hiç almadım yalnız. Hiç ben yumurta almadım ha daha. Ablamın. Şimdi ben hemen. Daha bir tane yumurta yemedim haber. Kek. İsterseniz. Tamam. Hamur işi yemiyorum. Erman o salam mı? Yalnız bir önündeki şey soracağım. Önündeki salam mı? Yok al buradan. Isırgan otu mu dere otu mu bu? O dereotu. Dereotu. Dereotu güzel. Bundan iki tane ver. Bana ver iki tane. Çok yapmak mı lazım? Buyurun. Yanınızda buyurun. Çocuklar ekmekle doyurmayın karnınızı. Hadi yiyin azıcık düşünmeyin. Karabiber tuz. Hani? Biraz daha zeytin alırsınız belki. Ben bu tarafa da bir o yeşil zeytinden bir tabak alabilir miyim? Kalmadı galiba ama isterseniz ben şunu vereyim, onu alayım. Bekhan Bey, tuz akmıyor, karabiber akmıyor. Bekhan Bey, buyurmaz mısınız siz? Biz böyle olmadı yani. Biz şu anda çok mutluyuz. Eşimle beraber lütfen siz devam edin. Geliyoruz. Sevalcığım bekliyoruz, sen masaya gelmediniz daha. Evet, kadın bize soğuk davranıyor. Karı firik. Karı firik çok konuşmuyor. Evet. Sıcak çayınız. Eyvallah. Geldi. Evet. Şeker nerede şeker? Burada. He. Sen de o kütürek bir bak var diye. Gökhan Bey. Tuzluk rutubet yapmış pirinç koyun iyi gelir. Nemini alır, al. Evet. Siz gelmiyor musunuz yemeğe? Ay sizi bu kadar iştahlı görünce biz yemiş kadar olduk. Allah razı olsun. O zaman kahvelerimizi içmek için kanepeye geçelim. Ya keşke espresso makinemi getireydim, görüyor musunuz? Vallahi ne güzel içerdim. Gibi. Gökhan ben sana demiştim bu evin görünmeyen bir kusuru var diye. Bütün hayatım sakin ol. Yani şöyle de söylemek istemiyorum ama bunlar iğrenç insanlar. Ağzını bozma lütfen. Tamam. Benim de sinirlerim bozuldu biraz böyle dongul dungul konuşuyorum. Bak şimdi de dangul dungul diyorsun tamam, lütfen. Tamam. Affedersin. Ya tamam biraz tuhaf insanlar anlıyorum ama ya sonuçta sakin yani kendi hallerinde bir aile. Meğerse bu evin kirası bunlar yüzünden düşükmüş. Teşekkür ederim. Bayıldın değil mi çizmelerime? Sakın aklında bunun üstüne yatmak gelmesin ha. Vallahi söylemem hangi pazardan aldığım. Sosyete pazarı ama hangisi? Onu sen kendin bulacaksın artık. Poşeti alabilir miyim? Terlik poşeti.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Dışarıda giyerim. Görüşeceğiz gene. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gökhan, hemen bu evden taşınmamız lazım. Hayatım bir tanem canım, sakin ol. Böyle bir neden için ev değiştirilir mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kahvelerini içip hemen gittiler. Hem bir daha gelecekler de kapımızı tekrar çalacaklar da. Oho! Kusura bakma Sevalcığım, rahatsız ediyorum. Yok canım, önemli değil. Şimdi biz beyimle yolda giderken düşündük. Daha doğrusu ben tek olarak düşündüm. Şu an seveceğim düşüncemden beyim de otlanacak. Ona da sürpriz olacak yani. Diyorum ki bu akşam da siz bize yemeğe gelinsenize. Ne? Ne? Yani ziyaret olarak yani. Ya ne kadar güzel ağırladınız bizi. Kahvaltılar sundunuz, yumurtalar pişirdiniz. Biz de sizi bu akşam bizim eve pizzaya davet ediyoruz. Ya arkadaş yeter ya. Bırak, bir pazar günümüz var. Allah'ını seversen abiye lütfen ya. Bunu çıkarma insanların içinde. Allah'ını seversen diyorum ya. Hamur işi ye ye beynim gitti arkadaş. Vallahi hissetmiyorum hiçbir şeyi ya. Baksana tipimiz kaydı ya. Bak ha, değiştik ya. Çok özür dilerim. Erman, saat olmuş öğlen. Ben akşama kadar nasıl yemek yapacağım ya Erman? Ya bu kadın aç insanı doyurmak mümkün mü Erman? Kolay bir şey mi? Ucuz kurtulduk vallahi Gökhan Bey. Samimi söylüyorum bak. Ciddiyim ya. Ya bak pizza yiye yiye beynim gitti diyorum arkadaş ya. Yok. Her şeyim var, beynim yok arkadaş. Hamur. Hamur olmaz diyorum. Hamur olmaz diyorum her seferinde ya. Kusura kalmayın. Gökhan Bey, bir müddet lavaboyu kullanmıyorum. Onu tekrar hatırlatayım. Eğer bir problem olursa belediyeyi arayın, aracör yollasınlar kanalizasyon bölgesinde. Aklımda, siz hiç merak etmeyin. Of. Ucuzu atlattık aşkım. Vallahi gerçekten bu sefer böyle oldu. Buyurun. Gekhan, Sevalcığım yok mu? Sevalcığım, komşularımız geldi. Seval. Geldik. Gökhan'cığım, ben seni hakikaten çok sevdim yani. Vallahi çok sevdim. Kardeşim gibi sevdim. Ciddi söylüyorum, sevdim. Erman, seni ve Gökhan Bey'i Sevalcığım bir teşekkür hediyesi olarak yarın akşam vereceği konsere davet ediyor. Konsere mi? Aslında daha çok müzik dinletisi demek daha doğru olur. Yani hem popüler parçaları hem de kendi bestelerimi icra ediyorum. Yarın akşam gelemeyiz biz. Neden? Bizim çok önemli bir işimiz var, o yüzden. Evet, işimiz var. Aa, lütfen ama gerçekten yani hangi bir işiniz Erman'ın müzik dinletisinden daha önemli olabilir ki? Sonra yapın canım, boş verin, Allah Allah. Kusura bakma hayatım. Bu eve yaptığımız masraf filan benim hiç umurumda değil. Ben yarın sabah bu evden... Hatta İstanbul'dan taşınıyorum. Bu eziyete daha fazla dayanamayacağım. Bir günde sinir hastası oldum Gökhan. Anlıyorum hayatım, anlıyorum ama biraz fazla abartmıyor musun bir tanem? Yani şimdi düşünüyorum yani müzikle uğraşan bir insan ne kadar kötü olabilir? Çok ilginç bir şey söyledi Erman Bey. Yani senin için bir repertuar hazırladım dedi bir tanem. Yani lütfen bak hani müzik dinletisi benim kulağıma gerçekten çok ilginç ve hoş geldi. Müzik dinletisi. Var mı insanlar? Belki biz de onlara biraz tuhaf gelmiş olabiliriz değil mi? O yüzden böyle onlar da tuhaf davrandılar. Bir tanem bence gidelim böyle klasik müzik dinleyelim. Kulağımızın pası kiri alınsın şöyle. Ne diyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erman Bey benim yani şu anda... Düşündüğümde hoşuma gitmeye başladı. Yani zaten ne kadar kötü müzik yapabilir ki bu adam? Hı? Bence gidelim. Evet, hepinizin neşesi bol olsun. Muhakkak ki güzel günleriniz ardında kalmasın. Sevin, sevilin. Sevinin ki, birbirinizi sevin ki tekrar evlenin, mutluluklar olsun, düğün salonları da dolsun, taşsın diyoruz efendim. Efendim burada gerçekten bugün özel bir misafirimiz var. Ona da hoş geldin demek istiyorum. Yan komşum Gökhan'dan Seva. Hanım da burada. Merhaba abiye.
beyan etti. Evet, kusura kalmazsanız, ben bu şarkımı da gelinle damadı dansa davet ettikten sonra Gökhan'dan Seval'e hitap etmek istiyorum. Sıradaki şarkı komşum Gökhan'a gitsin, gitsin. Ona hitaben söylüyorum. Yaşar İpek'ten bir alöre geliyor. Yarcan ses ver. Akıllanmaz, aşk ile doğmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok güzelsin. Boynumda boşluğum var, dolmaz. Sevdan başımın çileli tacı. Hasretin ömrümün garabatı. Gel diyemem, git diyemem. Bu kimin hakkı? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir arada gelmezsem geçtiğim solsun. Bu inadın belirmeden son bulsun. Aşktan anlamaz başka kim? Hep beraber diyelim mi? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir an öde gelmesem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz taş kalbim. Taş kalbine gitsin. Kim taş kalplisi onlara gitsin, Allah sevenleri ayırmasın diyoruz. Evet, gelinle damat niye oturuyorlar hala? Hala anlamış değilim. Nedir bu üşengeçlik? Evet, bizimkiler hala oturuyor. Evet, ne duruyoruz? Oturmaya mı geldik buraya efendim? Lütfen, lütfen, lütfen. Haydi, oyun havalarına geçelim. Sabını koydum, leğen ediyorum. Başıma ne gene ben canımı veririm. Kadir nimet bilene bir oyana oyana hiç demem. Oy batinize ben giremedim. Köpekten oy oy köpekten oy. Köpekten oy oy köpekten oy. Oy batinize karpuz yiyemedim. Köpekten oy oy köpekten oy. Köpekten oy oy köpekten oy. Eşiğin önüne geldim çıkamadım. Köpekten oy oy köpekten oy. Köpekten oy oy köpekten oy. Oy bahçenize ben giremedim. Eşekten oy oy eşekten oy. Abi geçin elinize. Eşekten oy oy eşekten oy. Lay 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 lay. Lütfen değil sakinleri fazla azmayalım. Lay 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 lay. Oy bahçenize ben gelemedim. Huzurdan oy oy huzurdan oy. Arkadaşım biraz kenardan yer misin? Bak bayanlar var orada. Alo 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 kime diyorum ben? 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 Tamam siz şey yapın. Gökhan Bey, Gökhan Bey ilgilenin lütfen. Seval Hanım, Seval Hanım. Kızlar bak abi rahatsız oluyor. Lan! Lan! Ne oluyor? Bir dakika! Lan bir dakika diyeyim! Bir dakika diyeyim! Bir dakika diyeyim! O benim koştu! O benim koştu! Arkadaşlar bir dakika diyeyim! Sana!